Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiz. Bugünkü konumuz. Hadislerle nasihatler 1. cilt 116. sayfa. Buradaki faizle ilgili okuyacağım hadis. Mehmet Zahid Kotku'nun Hadislerle Nasihatler 1 kitabından 116. sayfasında faizle ilgili hocamızın buraya yazmış olduğu Peygamber Efendimizin hadisi İbn-i Mace Ali el-Muttaki, yani İbn-i Mace'nin Ticaret, Ali el-Muttaki'nin Kenzulun Mal, Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuz hadis kitabında, Ahmet bin Hanbel'in, İbn-i Ebi Şeybe'nin, Deylemi'nin, yani birçok hadis kitabında kayıtlı bir hadis-i şerifmiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah onun şefaatinden mahrum eylemesin, sünnet-i seniyyesine en güzel şekilde bizlere uymayı nasip eylesin. Buyuruyorlar ki Peygamberimiz, Eteytü leylete üsriye bihi, üsriye bi. Eteytü, vardım geldim, leylete üsriye bi. Leylete gece, üsriye İsra gecesi. İsra gecesi vardım. Ala kavmin, bir kavmin üzerine vardım. Yani geldim. İsra gecesi, hani Peygamber Efendimizin Miraç'a çıktığı gece, yani İsra gecesi. Efendimiz, bir kavmin üzerine vardım ki diyor. Büdûnühüm, büdû, bütün, batın, yani karın. Nühüm, onların karınları. Büdûnühüm, onların karınları. Kel büyüti, büyüti, kel gibi demek. Yani kel büyüti, evler gibiydi. Büyüt, evler, beytin çoğulu. Kel büyüti, yani evler gibiydi onların karınları. Eteytü leylete üsriye bi ala gavmin bütunuhum kel büyüti. Fihel hayyatü, fihel içinde, yani karınların içinde, yani hayyatü yılanlar. Tura görünüyordu. Min harici bütunihim, yani onların karınlarının dışından iç, karınlarının içi görünüyordu. Fegultü, dedim ki diyor Peygamber Efendimiz, men he ulei ya Cibrilü, ey Cibril, bunlar kimlerdir dedim. Kale, dedi ki, he ulei, bunlar ekele hürribe, ekele yemek, pardon, ekele türribe, riba yiyenlerdir buyurdu. Mehmet Said Kotku kitabında şöyle yazıyor bu hadisin arkasından. İsra, Miraç gecesinin adıdır. Cenab-ı Peygamber Miraç gecesinde birçok şeyler gördüğü gibi cennet, cehennem ve içlerine girecek mahşerdeki insanların halleri de kendisine arz olunmuş ve o karınların evler gibi kocaman olan içleri yılanlarla dolu olduğu gibi bu hallerinin dışarıdan da görülür olduğunu müşahede edince bu acı manzarayı Cenab-ı Peygamber bir ibret olsun diye ümmetine haber vermektedir. Tabi bunları bu felaket içinde görür görmez hemen Cibril Aleyhisselam'a sormuşlar. Yani Peygamberimiz hemen Cibril Aleyhisselam'a sormuşlar. Ey Cibril kardeşim, bunlar kimler? O da tabiatı ile bunların faiz yiyen kimseler olduğunu söylemiş. Bu hadis İbn-i Mace'nin Hazreti Enes'ten yaptığı bir rivayettir. Faiz malumdur ki Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim'in müteaddit ayetlerinde haramlığı pek açık olarak beyan buyurulmuş ve günah kitaplarında faiz günah-ı kebair, yani büyük günah olarak zikredilmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk suresi olarak zikrolunan Bakara suresinin 270. ve 279. yani 275 ile 279. ayetleri arasındaki ayetleri de dahil son derece dikkat çekicidir. Sonra devam edeceğiz buradan. Şimdi buraya kadar Mehmet Said Kotku bu hadiste faizi
hadis-i şerifle birlikte faizi anlatmaya çalışmış. Burada demiş ki hocamız, Bakara suresinin 275 ve 275-279 ayetleri faizle ilgilidir demiş. Öyleyse bir önce bu ayetlere bakalım. 275. ayet, Bakara suresinin 275. ayeti şöyle diyor. Faiz yiyen kimseler, şeytanın çarpmış olduğu delirmiş kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Yani kıyamet gününde dirilirken faiz yiyen kimseler, şeytanın çarpmış olduğu yani delirmiş kimse nasıl kalkarsa, hani delirmiş kimse gibi öyle kalkarlar, öyle uyanırlar, dirilirler. Bu işte onların, yani bu hal, bu durum, başlarına gelen bu hal, yani delirmiş gibi, şeytan çarpmış gibi kalkmalarının sebebi, yani ceza verilmiş kendilerine. Bunun sebebi onların alışveriş tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Yani alışverişi yani faizi alışveriş gibi görmeleri yüzündendir. Oysa alışverişi helal, faizi haram kıldı Allah diyor. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendine bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, artık geçmişi ona ve hakkında hüküm de Allah'a aittir. Her kim de döner, yeniden alırsa, işte onlar cehennemliktirler. Hep orada kalacaklardır. 276. ayette şöyle, Allah faizi yok eder, sadakaları bereketlendirip artırır. Hem Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. 277. ayet, iman edip iyi işler yapan, namaz kılıp zekat veren kimselerin Rableri katında ecirleri şüphesiz kendilerinindir. Onlara bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. 278. ayet. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eğer gerçekten müminlerseniz faiz hesabından geri kalanı bırakın. 279. ayet. Yok, eğer yapmazsanız Allah ve Resulünden mutlaka bir savaşa tutulacağınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Ne zalim olursunuz ne de mazlum. Evet, faizle ilgili hocamızın da bu söylediği 275 ve 279. ayetler Bakara suresindeki faizle ilgiliydi. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz gibi faiz, Allah-u Teala şiddetle yasaklamış ve cezası olduğunu, kıyamet günü dirilirken şeytan çarpmış gibi dirileceklerini söylemiş. Sonra faizin, Allah faizi yok eder demiş, Rabbimiz sadakaları bereketlendirir buyurmuş. Yani böyle faizin kötü, Allah indinde kötü bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi faiz nedir? Neler faize girer? Şöyle bir açıklama yapalım. Usulüne uygun bir alışverişle zimmete geçen borç vadesinde ödendiğinde ne alışverişi ne de borç faizine konu olur. Ödenmeyip vadesi uzatıldığında miktarının da artırılması durumunda tam anlamıyla bir borç faizi ortaya çıkar ve Kur'an'da ele alınan faizin kapsamına girer. Yani kısaca birine bir borç veriyorsunuz. Borcun karşılığında borcunuzdan fazla şey alıyorsunuz, para alıyorsunuz, işte mal alıyorsunuz o kişiden. İşte bu haram oluyor. Hani borcun kadarını almak gerekiyor. Tabii burada şu konuyu da söylemek gerekiyor. Şimdi 2 sene, 3 sene önce diyelim ki borç almış sizden. Sonra paranın, diyelim ki enflasyon falan oluyor şimdi, paranın değeri değişiyor. Sonra aynı parayı vermesi mi gerekiyor? Hayır. Burada da tabii şey var. Paranın değeri neyse onun da tabii uzmanlarınca açıklanıyordur. Ona göre ödenmesi gerekiyor, Allahu alem. Şimdi Mehmet Said Kutku rahmetullahi aleyh kitabında şöyle devam ediyor. Faizin hani ne olduğuyla ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunuyor. İmam-ı Azam'a göre diyor hocamız, her menfaat celbeden şey faizdir. Yani evet, her menfaat, yani menfaat içeren her şey faizdir diyor. Alacağı olan bir parayı istemek için borçlunun kapısını çalmış ve kenara çekilip güneşte beklerken görenler,
"Ya imam, evin gölgesinde dursanız daha münasip olmaz mı?" demişlerse de İmam Hazretleri bunun da faiz olmasından korkulur gibi bir tabir kullanarak o evin gölgesinde durmaktan kaçınmışlardır ki bize pek büyük bir ibret dersidir. Yani işte İmam Ebu Hanife'nin yaşam tarzının Allah'tan korkan bir yaşam tarzı olduğu buradan anlaşılıyor. Buna vera sahibi, yani şüpheliden bile kaçınan bir alim Ebu Hanife Hazretleri. Yani gölgesinde hani bu alacağını almak için kapının açılmasını beklerken o evin gölgesinde durmayı bile menfaat saymış. Menfaat olan her şey, içinde menfaat barındıran her şey faizdir demiş. Yani borcun neyse tam olarak karşılığını al, fazla alma gibi bir şey anlıyorum. Böyle. Mehmet Said Kotku devam ediyor. Allahu Teala insaf ve merhamet buyursun da bu faiz derdinden ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Faiz haramdır. Haram olmasının çok sebepleri vardır. Bir kere hakkın emrine tamamen muhalif olduğu için bununla iş yapanlar önceleri biraz parlasalar dahi arkası gelmez ve bir müddet sonra mahvu perişan olurlar ve şamarın nereden geldiğini de anlayamazlar. Hak şamarının sesi olmaz, yarası da iyi olmaz. Çünkü faizde faizcinin menfaati varsa da halkın büyük zararı vardır. Bakın ne kadar önemli bir cümle bu. Çünkü faizde faizcinin menfaati var, evet, ama halkın zararı vardır. Yani halkın büyük zararı vardır diyor. Bugünkü fiyat artışlarının, pahalılığın en başlıca sebeplerinden biri de faizdir. Faiz vermekten yakasını bir türlü kurtaramayan zavallılar, bir taraftan çalışır çabalarlar, bir taraftan da iki yakası bir araya gelmeden ölüp giderler. Kağıtların ve ince çöplerin yanması gibi bir parlar, fakat pek de çabuk sönüp giderler. Bazı işleri iyi görünen fabrikatörlerin de sonuna bakmak gerekir. Bu oyuna aldanma, sermayen kadar iş yap, bereketini Allah versin, Allah'a dayan, Allah'a bağlan ve Allah'tan iste. Zengin olmak hüner değildir. Hüner, Allah'a sevgili kul olabilmektir. Dünyayı hepimiz görüyoruz ki kimseye baki kalmıyor, herkes vakti geldikçe gidiyor. Bu dünyanın arkasında ahiret var, hesap ve mesuliyet var, cennet ve cehennem var. Niçin geçici bir hayat için kendini ateşe atmaktan çekinmezsin? Sanki zenginlik iyi bir şey mi? Kendini beğenir, fakir fukaraya selama bile tenezzül etmezsin. İsrafın başından aşkın, doğruyu söylemezsin. Allah düşmanlarını desteklersin. Hak hukuk tanımaz. Faizden de hiç korkmadan alıverirsin. Faizin domuzun etinden ne farkı var? Bir ev yetmez, bir daha alırsın. Yazlık der alırsın, kışlık der alırsın. Hayırlara gelince hiç sesini çıkarmazsın veya ufak bir şeyle atlatırsın. Öyleyse senin zenginliğin yoktur. Allah hepimizi affetsin de beşeriyete her bakımdan hayırlı kul eylesin. Peygamberimizin hayırlı ümmeti, Allahu Teala'nın da sevgili kulu eylesin. Amin demiş ve bitirmiş Mehmet Said Kotku. Evet, faiz anlaşıldığı üzere çok Allah indinde yasaklanmış, büyük günah içeren, tehlikeli bir iş. Allahu Teala, Allah faizi yok eder, sadakaları bereketlendirir buyurduğuna göre faizle iş yapmak hiç faydalı bir şey değildir. Dünyada bile hüsranla sonuçlanıyormuş. Allah bizleri, sizleri istikametten ayırmasın. Allah'ın emrinden, yolundan, çizgisinden ayırmasın. Allah'ın çizgisinde yürüyenler hem dünyada hem de ahirette kazançlıdırlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.